Merhaba asker. Sağ ol. Nasılsınız? Sağ ol. Siz de sağ olun. Erzaklar dağıtıldı mı Levent? Dağıtıldı komutanım. Şu krokileri dağıtır mısınız başçavuşum? Emredersiniz komutanım. Müsaadenizle komutanım. Evet arkadaşlar. Size dağıttığımız krokilerde göreceğiniz gibi 4 ana hedefiniz var. Göreviniz bu hedefleri bularak, hedeflerdeki ipucu kağıtlarını toplayarak en kısa sürede birliğe ulaştırmaktır. Sorusu olan var mı? Naci Tosun Kayseri. Komutanım, bulamazsak ne yapacağız? Birliğe geri dönemeyecek miyiz? Merak etme asker. Biz gelir sizi buluruz. Tahminimce öyle olacak zaten. Sağ olun komutanım. Heyecanlılar sadece komutanım. Askerlerin bu eğitimi başarıyla tamamlayacaklarından eminim. İnşallah Levent. Ama ben pek ümitli değilim. Şunların haline bak. Konserveleri çantaya koysana Gökhan. Çantada yer kalmadı komutanım. Sen getir bakayım o çantayı buraya. Bunlar ne böyle Gökhan? Acıkırız diye aldım komutanım. Yolculuk hali belli mi olur? Dalga mı geçiyorsun sen asker? Çabuk boşalt o çantayı. Bu kadarını da beklemiyordum doğrusu. Patagonya ordusu gibi bunlar ya. Yürü hadi yürü. Boşalt, boşalt. Asker, beni dinleyin. Bu tip eğitimlere alışık olmadığınızı biliyorum. Ama unutmayın ki siz bu olayın can damarısınız. Koca alay sizin sayenizde yemek yiyor, çamaşırları yıkanıyor ve korunuyor. Bu kadar çok görevi layığıyla yerine getiren sizler için bu eğitim bir çocuk oyuncağı olmalı. Size güveniyorum. Bu yüzden hedef bulma eğitimini ilk tamamlayan ekipten bir arkadaşa benim için çok değerli olan kol saatimi hediye edeceğim. Başarılar dilerim. Sağ ol. Siz de sağ olun. Gruplar 15'er dakika arayla yola çıkacaklar. Birinci grup. Emret komutanım. Silahlarınızı alıp yola çıkmaya hazırlanın. Emredersiniz komutanım. Hadi bakalım hayırlısı. Sağ olun komutanım. Öldün mü abi? Bu ne sıcak ya? Ya yürümekten ayaklarım patladı. Kesin yara oldular. Yok abi ben bir adım bile atamam artık. Yürüyecek halim kalmadı. Abi ne kadar yürüyeceğiz daha böyle ya? Ya baksana şu kağıda gelmedik mi ya? Şimdi... Şurası orman. Kral, doğru yoldayız. Çünkü şuralarda bir yerde olması lazım ormanın. Evet abicim, süper. İlk hedef orası. Evet. Bayağı gelmişiz desene. Hadi beyler az kaldı. Ya bir dakika, bir dakika Ferit. Bizler neymişiz şu an? O da baksana. Tut bakayım. Bakayım şuna bir abi. Ağaçlar aynı. Oğlum şimdi bir dakika. Haydi ağaçlar, haydi ağaçlar. Şurası... Evet abicim. Eğer... Şurası yola çıktığımız noktaysa, eğer buradan yola çıktıysak demek ki şu noktada bir yerdeyiz demek ki. Varmışız o zaman, bitmiş bu iş. Bizim Levent Üsteğmet değil bu. Niye durdunuz? Yürüseniz de! Biz bir yere gidememişiz ki. Aynı yerde dolaşıp durmuşuz. Başladığımız noktaya geri gelmişiz yani. Nasıl abi ya? Lan şurada başladık. Buraya gelmişiz. Hala üst üsteyiz yani. Yola devam abi. Yola devam. Yürü. Arız abi. Bu kroki yanlış. Nesi yanlış babacan? Bak. Kağıtta oklar var. Ya ok ok her yer. Burası öyle değil. Etrafta hiç ok göremiyorum. Sen görüyor musun? Uy.
Belki o kağıt doğrudur da biz yanlış yerdeyiz. He? Bulalım o oklu yeri. Ya babacanlar, okunu çıkardınız yani ha. Ya bak, hoş çocuklarsınız, iyi çocuklarsınız vallahi ama yani bu sıcakta çekilmiyorsunuz be. Oğlum, o oklar yön. O yuvarlak da gideceğimiz yer be. Ana! Ahmet Barış Çavuş geliyor. Uy! Lastiklerim de yanına dur. Niye peşimizden geliyor bunlar babacanlar? Uy! Ula düşman kuvveti olmasın bunlar. Hı. Sobeleyecekler bizi. Olabilir. Hemen uzayalım. Yaylanın babacanlar. Ay akşamdan ışıktır. Yaylalar, yaylalar. Yüküm şimşir kaşıktır. Dilo, dilo yaylalar. Ne yapıyor bu salaklar? Niye kaçıyorlar ki? Aman bırak, ne yaparsa yapsınlar. Hızlandılar hiç olmazsa manyaklar. Komutanım, çok su içiyorsunuz. Bu sıcakta iyi değil. İçmeyeyim de ne yapayım, Ahmet Başçavuş'um. Yanıyorum, yanıyorum. Yanıyorum. Nasıl abi? Güzel değil mi burası? İyidir işte amigo, iyidir. Oğlum on numara gölge. Aman ne güzel. Ense talimine başlayalım o zaman ha? Buyurun. Alfa bravo, etraf temiz. Sana diyorum Alfa bravo, etraf temiz. Bravo kardeş, bravo. Sana da bravo. Neyse, korktuğum başıma gelmedi. O çekik gözlülerden yok burada. Yine de dikkatli olmak lazım. Jumbocuğum. Tamam yavrum, tamam. Hadi ilk nöbeti sen tut o zaman. Tamam. Hatta ben acıcık bu arada tutayım nöbeti. Dur lan. O kadar da değil. Kafamıza düşeceksin sonra. Dolaş şuralarda yeter işte. Bir çıtırtı duydum. Hasbinallah. Ulan senin yüzünden panik atak olacağım ha. Var abicim, var çıtırtı. Hadi hızlı ya. La havle ve la kuvvete ya. Hoca, neyse yorulduk. Hadi dinlenelim biraz. Neyse. Gelen giden yok babacanlar. Rahat olun, orman temiz. İyi bari. Rahat rahat yemek yeruk da. Ne var? Öyle türlü konserve falan mı yoksa barbunya mı? Sürpriz! Balık var ula! Nasıl buldunuz Allah'ın dondu balığı be? He? Haçan, dün geldi postayla. Anam ciller göndermiş. Mektupla. Oo ne güzel oldu be. Nefis vallahi. Piknik gibi. Yap bakayım bana bir yarım ekmek. Dur yapayım. Ha? Aha. Oh. Nasıl ha? İyi spor. Yok abi yok. Ben yoruldum. Ben sevmedim bu işi. Ver abicim ver. Ver biraz da ben taşıyayım. İyi olur valla. Of ne biçim terlemişiz be. Versene abi deodoranı oradan. Abi bu dağ başında kim koklayacak bizi? Onun yerine ne bileyim su yiyecek falan alsaydık yanımıza. Ne? Ne demek o abicim? Bir dakika bir dakika. Bizim suyumuz yiyeceğimiz yok mu yani şimdi? Yok. Niye abicim? Kukularınızda kremlerinizde yer açmak için o çantadan ne çıktı sanıyorsun sen ha? Allah Allah. Dünyanın da şeyi değil herhalde. Sonu değil herhalde. Buluruz bir yerlerden su falan. Sosyetikler sizi. Sosyetiksiniz oğlum siz. Sosyetik. Sen nesin Allah'ın şoförü? Git oradan. He sen git. Hadi. Cam battı. İşin var mı Levent? Beraber yemek yiyelim. Sağ olun komutanım ama yapılacak işlerim var. İyice içine kapandın bu aralar Levent. Hiç hoşuma gitmiyor söyleyeyim. Hedef bulma eğitimi üsteğim beni heyecanlandırmış olsa gerek. Gerçi bu askerlerle kim olsa eli ayağı birbirine dolaşır ama. Yok. Levent böyle şeylerden eli ayağı dolaşacak biri değil Tahir Yüzbaşı. Ben onun derdini biliyorum ama neyse. Müsaadenizle komutanım. Ha, haber alınca bana bilgi ver Levent. Emredersiniz komutanım. Buyurun yüzbaşı çıkalım. Sağ olun. Sonra çizikler dönüyor. Burada rakamlar falan var.
Başka başka böyle şifre mifre bir şey yok mu oğlum? Böyle kaya gibi bir şey çizmişler. Ha bir de bir ağaca çarp. Ah ana! Dur lan dur bir şey ana! Var bakayım hele. Öpte öpte geçsin. Oldu mu ola? Aferin lan tosunum. Sen de öp Arıza abi. Öpeyim koş. Buldun oğlum buldun ipucunu be. İpin ucu nereyedir ola? Ha bu naylondur da. Hay Allah'ım ya. Şşş. Biz kaçıncı gruptuk babacanlar? Uç. He. Uç. Uç bakalım. Ta 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 ta. İşte ilk ipucu. Neymiş? Her. Pek açıklayıcı olmuş. Neredeyse çözdük hepsini. Olsun be abi. Zarfı bulduk ya. He valla. Doğrusu ben bu kadar ümitli değildim bizden. He. Bulduk. Bulduk, 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 bulduk. Abi. Abi bana bir şey oluyor. Karnımda sincap var galiba. Ula patlayacağım ula oğlayım. Ulan çavuş. Ulan senin bu balıklar canlıymış galiba. Ulan konuşturma be. Eyvah tuvalet kağıdı yok. Bul bir şeyler tosunum. Yetiş. Buldum abla abi buldum. Sinyor, sinyor kalk. Ha. Oğlum akşam olmuş lan. Ne güzel uyumuşum be abi. Oğlum süper bir rüya gördüm ha. Sen, ben, Brigitte Kerkova. Narkova? Kerkova ya hani şu bazıları çirkin severde oynayan kadın yok mu o işte? Aha. Sylvia Saint. Hep beraber şey oynuyoruz. Uzun eşek oynuyorduk lan. Hadi ya. Vallahi. Güzelmiş. Güzeldi, güzeldi. Oğlum bizim Vietcong'lu çoktan uyumuş lan. Şişt. Lan uçak komando. Lan Jumbo. Ne oldu lan? Mehmet dönüyorum lan. Kalk hadi kalk gidiyoruz. Ne bu hal oğlum? Ne var ki? Vay hayvan vay. Oğlum bütün yemekleri yemiş lan bu. Boş abi bunlar. Abi nasıl iş bu? Ah be abi. Vay adiler var. Bizden önce kim buraya geldiyse bütün kağıtları almışlar of, abi. Of niye ki? Niye olacak? Kendilerinden başkası kazanmasın diye tabii. Böyle bir olur mu be abi ya? Etrafa bir yerlere atmışlardır belki arayalım. Of of. Of. Abi abi. Of. Of bu ne be? Ne olmuş burada? Of be abi ya. Neyse abicim boş verin. Yola koyulalım hemen. İkinci hedefe ilk varan biz olmalıyız. İkinci hedef. O nerede ki? Bulacağız abi bulacağız. Biz de oradaki bütün kağıtları alıp imha edelim abi. Öyle yapacağız zaten. Sonra da oturup diğer grupları bekleyeceğiz. Bakalım bu pisliği kim yapmış? Helal olsun be Ferit. Hadi abi. Hadi gidelim. Ha bir dakika bir dakika bir dakika. Önce sinek ilacını sürelim. Birazdan akşam olacak abi her taraf sinek kaynayacak. Yavşa. Ya ne o? Ölürüz. Kaçıntıdan manyak mıdır nedir ya? Nasıl nem var böyle havada anlamadım ki. Gece oldu, hala sıcak. Komutanım, rica etsem. Tamam tamam, sustum. Heh, su da bitti. Ne halt diyeceğim ben şimdi? Tamam tamam tamam. Allah Allah. Nerede bu çocuklar? Her yere baktık. İlk hedef hariç hiç iz bırakmamışlar. Kesin kaybolmuşlardır. Şuradan su sesi geliyor. Dere mi vardır acaba? Gidip şu matarayı doldurayım. Aman komutanım fazla uzaklaşmayın. Kaybederiz birbirimizi. Heh,
Sen beni o şapşallarla karıştırdın galiba. Heh, ne kaybolması? Estağfurullah komutanım. Neyse, ateşi gören gelir belki. Değil mi komutanım? Komutanım? Kerim Aslı'yı benim. Aha da o da kayboldu. Ateşi görüp gelsinler. Çağlayan mı var burada? O neydi o? Bilmem. Biri çukura düştü galiba. Biz işimize bakalım, çok geç kaldık. Biraz uyuyalım Allah aşkına. Eyvallah, az uyuyalım, dinlenelim daha. Eyvallah babacanlar. Uyuyalım bari. Yattım sağıma, döndüm soluma. Melekler şahit olsun dinime imanıma. Allah bağış, Hazreti yoldaş. Gelen düşman, eli bağlı, dili taş. Uy, o nedir ola? Haminlem öğretti. Dağda bayırda kalırsan seni düşmandan, böcükten korur dedi. Ne güzel duaymış babacan. Ya en azından ne dediğimizi anlıyoruz ha? Ula böcekçi yan var mıdır buraya? Olmaz mı çavuşum? Demin yılan bile gördüm. Ufacık da ama. Yavru yavru. Yattım sağıma, döndüm soluma. Döndüm soluma. Melekler şahidim olsun dinime imanıma. Allah, Allah baş Hazreti yoldaş. Hazreti yoldaş. Gelen düşman eli bağlı dili taş. Bismillah. Hadi bütün yemekleri yiyorsun. Bütün suları içiyorsun. Be hayvan, ağzını yüzünü niye kuru kesiyorsun? Kaybolduk işte oğlum, kaybolduk ya. Levent Süleyman oylum oylum oyacak bizi. Yemeğimiz de kalmadı. Hadi. Bu ne abicim ya? Oğlum biz nereye geldik ya? Boş verin abi, yemek yiyelim ya, hadi gidelim. Yok be abicim, bu karanlıkta hiçbir alt bulamayız biz. Tabi koskoca evi gözü görmüyor mu senin? Görüyorum. Neresi acaba burası ya? Burası neresi bilen var mı arkadaşlar? Yok. Yok. O zaman gidip soralım. Dur be oğlum ya, bu saatte millet rahatsız edilir mi? Yürü. Neredeyim ben? Ahmet başlamış. Aa! Bacağım. İnşallah kırılmamıştır. Ahmet başlamışım. Ahmet başlamışım. Abi köpek falan olmasa sakın. Yani biliyorsun. Sus be oğlum. Durduk yerde korkutma beni ya. Evet beyler, toparlanalım. Çantayı ver. Abi konuşmayayım diyorum ama. Ya manyak mısınız? Ne sessiz be ya? Dağ başında sürüyorsunuz kokuları. İçeridekiler mafya mıdır, gangster midir nedir bilmiyorsunuz. Fark etmez. Oğlum siz sosyeteksiniz işte, sosyeteksiniz. En azından şopar değiliz abicim. Her zaman hazırlıklı olacaksın kartopu. Hem mis gibi kokmanın ne zararı var? Ya yok, zararı yok da. Yani suyumuz olsaydı daha iyiydi be. Ya ne işimize yarayacakmış parfümmüş değilmiş. Çalıyor. İyi akşamlar hanımefendi. Rahatsız ettiğimiz için özür dileriz. Bizler 56. Piyade Alayı askerleriyiz. Yolumuzu kaybettik. Acaba bize yardımcı olabilir misiniz? Tabii. Tabii bir dakika. Abla, abla. Kimmiş gelen? Askerler yollarını kaybetmişler. Yollarını mı kaybetmişler? Çimdikle beni. Niye kapıda bekletiyorsun? İçeri alsana. Buyurun. 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 Teşekkürler. Buyurun. Çok naziksiniz. Ne işe yarayacak ha? Bir haber var mı Levent? Üç ekibi topladılar. Geriye 3 tane kaldı komutanım. Üzüldüm. Ben de üzüldüm komutanım. Yani en azından bir grup başarır diye ummuştum. Sıkma canını. Bir dahaki sefere. Oh.
İyi ki dinlendik biraz. İyice geldi vallahi. Daha çok yolumuz kaldı mı Arız abi? İki kağıdı bulduk. İki tane daha bulduk mu tamamdır babacanlar. Hadi bismillah o zaman. Oh. İyi de ne tarafa gidiyoruz? Şu tarafa. Nereden biliyorsun babacan? Demir kazığı biliyorum. O kadar da değiliz herhalde. Demir kazık nedir ola? Kutup yıldızını diyor. Biliyormuş. He. He. Abiciğim, sen bize oradan iki tane daha kaşerli yapacak mısın? Yeriz değil mi? Yeriz. Abi, birer tane de koralı. Oh, gelir. Nereli? Tut! Keyfi yerine geldi ya, espri yapıyor hayır. Allah'tan para almışız yavuz ha. Şansımız açıldı oğlum. Şimdi diğer s**lar o iğrenç konserveleri kaşıklıyorlardır. Vallahi iğrençti ya. Şşş. Vedat. Hazır dışarıdayken diyorum. İki s**tı izlesek mi? Ay ay ay. Çok mu istiyorsun? Yani. Ay. Hayırdır gençler? Yok bir şey abi. Yemek yiyoruz. İyi de çavuş. Şehrin içinde böyle tüfekle dolaşılır mı? Millet korkmuş bak. Hadi ya. Buyurun gidelim beraber. Yapma ya. Ya ben daha bitirmedim. Hadi yürü. Kaşerliler iptal. Koralı da iptal. Sizden biri daha var. Sığışacaksınız artık. Siz de mi yolu kaybettiniz komutanım? Ben de Seyit. Ben de. Buyurun binin. Yavaş Seyfi, yavaş. Seyfi yavaş. Bu ne be? Geliyorum. Başçavuş ısmarlayan var mıydı kızlar? Yok yakışıklı. Ben ısmarlamadım. Ben de ısmarlamadım. Düşman kuvvetleri etkisiz hale getirildi. Bütün kalelerine girildi. Bütün düşmanlar öldürüldü komutanım. Çekil! Görüyorum Ferit. Görüyorum. Geldiğimiz kesin yandı oğlum. Müsaadenizle komutanım. Beni hayal kırıklığına uğrattınız. Hedeflere ulaşamayarak başarısız oldunuz. Ama en azından hayatta kalmayı başarmışsınız. Ahmet Başçavuş aldığınız tedbirleri nasıl kamuflaj yaptığınızı anlattı. Aferin asker. Sağ ol. Ahmet Başçavuş'um benim ya. Yemin ederim seni sırtımda taşıyacağım. Kurtardı bizi oğlum. Bunlar sizin askerleriniz galiba. Yollarını kaybetmişler. Evet. Sağ olun. Gidebilirsiniz. Kusura bakmayın komutanım ama sinirlerim bozuldu. Hiç böyle şey görmemiştim. Bırakın hedefleri bulmayı, bunlar kendilerini kaybetmişler. Dur bakalım yüzbaşım. Daha son grup gelmedi. Son grup mu? Şu Tosun Paşa dedikleriyle Nizamiye Çavuşu'ndan hiç umudum yok zaten. E diğeri de firari. Şimdiye çoktan memleketine varmıştır.
Ben askerime güveniyorum komutanım. Başarısız olabilirler ama dönecekler. İnşallah. Komutanım! 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 Geliyorlar komutanım. Bakalım görevlerini yerine getirebilmişler mi? Piyade Çavuş Cemal Ekimoğlu Trabzon. Hedeflerin hepsi tespit edildi. İpuçları bulundu. Ver bakayım şu ipuçlarını. Buyurun komutanım. Parolayı çözdünüz mü peki? Her Türk asker doğar. Aferin çocuklar. Günde kaç saat nizami edesin Cemal? En az 12 saat komutanım. Yani doğru dürüst eğitime çıkamıyorsun. Ya sen? Ben de yerleri süpürüyorum komutanım. Arada bir de mutfağa yardım ediyorum. Seni zaten biliyoruz. Yani sonuçta bu işi doğru dürüst eğitiminiz olmadan başardınız. Aferin size çocuklar. Sağ ol. Ben de sözümü tutuyorum. Al bakalım Cemal. Çavuşları olduğuna göre bu saat senindir. Komutanım, kusura bakmayın ama o saat Hamza'nın hakkıdır. Çavuş. O olmasa biraz zor bulurduk hedefleri. Madem öyle diyorsunuz, getir bakalım kolunu Hamza. İlk defa biri bana hediye veriyor komutanım. Sağ olun. Dikkat!